bugün tadım hiç yok. Sizi görünce birazcık özlemişim, iyi geldi ama güzel haberlerle gelmedim. Maalesef. Hiç tadım yok. Melek Hanımcığım. Efendim. Sizinle ilgili yani gerçekten çok üzüldüğüm, çok şok edici bir olayla karşı karşıyayız. Ve ben bunu izleyicilerimle paylaşmak zorundayım ve sizlerle. Ekiplerimizden bir takım istekleriniz ve ciddi talepleriniz olmuş. Doğrudur. Ya. Bu taleplerin karşılanması durumunda yarışmaya devam edebileceğinizi söylemişsiniz. Neymiş o? Konuşma sırası bende ve gelinim mutfakta ekibinde. Burası bir yarışma. Bizden bölüm başı 5000 TL hakkı olmayan bir parayı isteyen bir yarışmacı var. Kayınvalide var karşımızda. Bölüm başı 5000 lira. ...1207. bölümü çekiyoruz. 1206 bölümdür buraya gelin ve kayınvalideler... ...alnının teriyle ödül kazanmak için geliyorlar. Daha bugüne kadar bir kişiye... ...lütfen burada ol, gel sana şu kadar para vaat ediyoruz demedik. Asla. Bir kişi de bunu söyleyemez. Açıktan para istedi bizden. Tarif istedi, yardım istedi, daha neler neler. Evet, daha benim de hakkı çok olmayan bir para istedi Melek Hanım bizden. Diyor ki haftada bir kere bize kazandıracaksınız diyor. Pardon. Olaya bak. Yani burada bir kişi de çıkıp desin ki bana bir şey kazandırılmak için şu yapıldı, bu yapıldı. Kimse bunu diyemez. Kesinlikle. Çok merak ediyorum yani mesela burada olsalardı ben onlara şu soruyu soracaktım. Haklarıyla kazanmadıkları bir ödülü nasıl harcayacak? Kursaklarından nasıl geçirecekler? Hak yemiş olmayacaklar mı? Çoluklarına çocuklarına nasıl yedirecekler? Bunu soruyorum. Onlara da sormak isterdim. Şu anda da izleyecekler ama kaçtılar. Gördüğünüz gibi burayı terk ettiler. Allah Allah. Çok üzgünüm. Burada medenice konuşmak isterdim. Utanacağı bir şey yazdıysa neden yazdı? Ekip onları döndürmeye çalışıyor şu an. Cevap hakları var. Kullanmak istemiyorlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Bakın, biz gelinin mutfakta ekibi olarak böyle şeyler söylenmez ama imzamı atarak söylüyorum. Biz bir aileyiz. Kesinlikle. Burada uygulayıcı yapımcım Bahtiyar Hanım'ı arayıp param yok demiş. Ve kıyafet alacağım demiş. Muhtemelen üzerindeki kıyafet de bizim aldığımız kıyafet. Hediyemiz olsun, güle güle kullansın. Bu arada siz de biliyorsunuz burada bizim bir gardırobumuz var. İsteyen oradan istediği gibi giyinebiliyor. Aynen öyle. Bedeni uymadığı için alışveriş, yani ona da açığız. Yani biz burada herkes güzel hissetsin kendini istiyoruz çünkü. İkincisi, kavga istemiyorum, tartışma istemiyorum diyor. Bizi bununla itham ediyor. Evet. Çıldırttı Tuğba'yı. Biz burada çıldırtıyoruz. Kavgayı hanımlar, burada kendi siz yapıyor. Kendi kendinize geriliyorsunuz. Kendi yaşadıklarınızı anlatıyorsunuz. Aynen. Birbirinizle kendiniz diyaloğa giriyorsunuz. Aynen. Bunlar yarışma stresiyle oluyor. Hı-hı. Ya her şeyi kendiniz anlatıyorsunuz. Evet, doğru mu? Yani. Üç yarışmacı var, yeni geldin. Evet, aynen öyle. Yaşadığımız olayları burada anlatıyoruz. Yani size burada isteğiniz dışında bir şey yaptırılabilir asla mi? Hepiniz bir bireysiniz. Özgür irademiz var. Özgür irademiz var. Artı çocuk da değiliz. Kendi imajınızı kendiniz... Biz
sizi bazen durduruyoruz. Güzel gözükmüyor diyor. Evet. Birçok yeri kesiyoruz. Evet. Çirkin kesilen gözükmeyin çok diyor. Evet, çok evet. Haklısınız orada. Evet, siz durduruyorsunuz kendi yani. Kendi isteğimizle, kendi arzumuzla geldik yarışmaya biz buraya. Benim bir çevrem var diyor mesela. Bizim hangimizin çevresi var. Yok? Buraya gelen yani, kimin çevresi yok? Kimin itibarı yok? Kimin çoluğu çocuğu yok? Burada her yarışmacı geldiğinde siz de biliyorsunuz burada bir sözleşme imzalanıyor. Bütün evet. televizyon programlarında sözleşme imzalamayanınız var mı? Hayır. Yok. Olamaz da. Keyfe, keder, çekime gelmemezlik yapabiliyor musunuz? Hayır. Çok geçerli bir sebebiniz olmadığı sürece. Hastalık olmadığı sürece. Çekim iptal ederiz geçerli bir sebep varsa. Hiç umurumuzda bile değil. Ki edildi daha önce de. Edildi, çok kez edildi. Sözleşmeler detaydır. Önemli olan sözdür. Burada bir akış var. Burada gelen 3 yarışmacı var. 100'den fazla ekip var. Evet, yani burası yol geçen hanı değil. Burada bir sistem var. Kesinlikle. Şimdi kuracağım cümleyi yüzüne karşı söylemek isterdim Melek Hanım'ın. Esra'nın hiçbir kabahati yok bence şu an burada. Esra zaten çok üzüldü ve evet. bozuldu. Başımızın tacıdır. O da mağdur bence. Bu cümleyi yüzlerine karşı söylemek isterdim ama onlar burayı terk etmeyi tercih ettikleri için. Melek Büyük Şahin ve Esra Büyük Şahin. Kayınvalide Melek Büyük Şahin'in yarışma ahlakına aykırı hareketlerinden dolayı ve taleplerinden dolayı gelinim mutfaktadan diskalifiye edilmiştir. Aa. Maalesef. Yani aslında doğru olan da bu. Evet. Bence de bu yani. Bu böyle bence olamaz. De. Bizden hile yapmamızı isteyen hiçbir yarışmacının burada yeri yok. Üslup evet. ve hitam çok çirkin. Herkes alnının akıyla evet. kazansın. Ama oğlan Esra'yı... Burada hepimiz alnımızın teriyle, onurumuzla... Evet. Bilek gücüyle ben de para kazanıyorum. Bütün evet. ekip kazanıyor. Herkes. Siz de kazanıyorsunuz. Aynen öyle. Kameramanlar, setçi arkadaşlarım. Hiçbirimiz bir gün yapımcıya gidip de açıktan para ver bak Erhan Bey yoksa gelmem demedik asla yani. Asla böyle bir saçmalık olamaz. Utanır insan. Çünkü hakkımız olmayan hiçbir şeyi ne cebimize ne de kursağımıza sokmadık. Gerek de yok. Allah da sok tutmasın. Amin. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Gelinim mutfakta 1207. bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Yiğit'ciğim.